akşamlar herkese. Şöyle oturmam yeter değil mi? Herkese iyi akşamlar diliyorum. Tarihi bir günde bizlerle birlikte olduğunuz tüm spor severlere de güzel bir oyun izlettirdiğimizi düşünüyorum. 3 aydır kurulan bir şubeyiz. Ve kızlarımız bugün sahada istediğimiz oyun kalitesini yerine getirdi. Rakibimizi de bu anlamda iyi analiz etmiştik ve ortaya iyi bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum. İşin tabii bu sportif yanı, diğer taraftan baktığımızda toplumsal olarak vermemiz gereken bir mesaja değinmek istiyorum. Kadına şiddete son temalı bir organizasyona katılmaktan dolayı da kendi adıma, şahsım adına, ekibim adına ve camiamız adına da çok mutlu olduğumu ifade edebilirim. Gerçekten çok güzel bir organizasyon oldu. Galatasaray tarafına da çok teşekkür ediyoruz. Bizleri çok iyi ağırladılar. Biz de Şubat ayı içerisinde kendi stadımızda aynı şekilde güzel bir tablo ortaya koymak istiyoruz. Kadın futbolu adına bence güzel bir akşam oldu. Evlerinde bizleri izleyen tüm spor severler de keyif aldığını düşünüyorum. Kadın futbolu daha da ileriye gidecek. Bizler de bunları sahada göstermeye devam edeceğiz, sergilemeye devam edeceğiz. Umuyorum ki çok güzel sonuçlarla da hem kulüplerimiz hem de milli takımlarımız desteklenecek. Burada kadınlarımızın kendi ayakları üzerinde durması, toplumda kendisini iyi ifade edebilmesi ve her alanda olduğu gibi futbolda da var olduklarını gösterebilmeleri gerekiyor. Biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak zaten son 4 yıldır He For She hareketini destekleyen bir kulübüz ve kadınlarımıza her alanda olduğu gibi yine futbol alanında da şans veriyoruz. Ve kız çocuklarımız var, bizleri uzaklardan izleyen, hayalleri futbol topuyla buluşan birçok kız çocuğumuz var. Onlara da iyi bir rol model olmaya çalışıyoruz. Ben, ekibim ve oyuncularımızla birlikte. Güzel bir akşam oldu. Biz çok mutluyuz. Açıkçası hepimiz farklı duygular içerisindeydik. Kızlarımızın birçoğu ilk defa böyle bir seyirci önünde oynadılar. O yüzden onların da açıkçası heyecanlarına ortak oldunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Umuyorum ilerleyen günlerde daha fazla kadınlarımız sahada farklı mesajları da vermeye, güçlü olmaya ve toplumda da var olmaya devam edecekler. Tabii ki ben farklı düşünüyorum çünkü oyunun içerisinde gelişen bir durum oldu. Orada hakem kendi takdir hakkını da kullandı. Oyunun başında olması belki onların oyun planlarını bozmuş olabilir ama futbolun içerisinde olan şeyler. Ben bunun şiddetle ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta biz Galatasaray ekibini, camiasını çok seviyoruz. Nurcan Hoca ile ben yıllardır arkadaşım. Diğer futbolcu kızlarımızla da sık sık bir araya geliyoruz. Sonuçta aynı camiadayız ve hepimiz futbola tutkun insanlarız. Bugün farklı gelişti oyun. Yarın daha farklı olabilir. Önemli olan her iki takımın da el ele sahada görüntü vermesiydi. Bence bu mesaj çok daha anlamlıydı. Tabii ki isteriz. Biz gelecek teklifleri değerlendirmeye açığız. Sonuçta büyük camialar daha fazla ses getiriyor. Önemli olan kadınlarımızı daha fazla bu tip sahalarda buluşturabilmek. Biz eğer şartlara uygun olursa tabii ki Beşiktaş'ta da oynayabiliriz. Tabii şu an 3 aydır biz kızlarımızla çalışıyoruz. Önce deneme antrenmanlarıyla başladık çünkü biz sıfırdan bir takım kurduk. Var olan bir takımı dahil etmedik sistemin içerisine. Ve bunu yabancı oyuncularımızla desteklememiz gerekiyordu. O noktada da ben doğru tercihler yaptığımızı düşünüyorum. Ama ligin bütününü düşündüğümüzde bizim için iyi bir hazırlık maçı oldu ama lig için yeterli mi derseniz biraz daha zamana ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Ama şu bir gerçek ki biz Fenerbahçe camiası olarak her alanda olduğu gibi kadın futbolunda da hızlı adımlar atarak, doğru adımlar atarak zirvede yerimizi almak istiyoruz. Umuyorum önce tabii ki kurallarımız çekilsin, önce playofflara kalalım. Sonrasında ise biraz daha takım şekillenecektir diye düşünüyorum ve o zaman belki bu soruyu daha net cevaplayabilirim. Bu konuyla ilgili benim bir bilgim yok. Biz her zaman yan yana gelmekten çekinmeyiz. Rica ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, ayağınıza sağlık. İyi akşamlar diliyorum. Evet isteriz, neden olmasın. Rakipler olarak da Beşiktaş ya da ALG olabilir. Daha mı denk bir rakip olarak?
Evet, çünkü daha güçlüler. Ligin iyileri. Özel kutlama yapmadık. Normal sevincimizi yaşadık. Yani tabii ki çok gurur verici. Takımın en küçükleri biziz. Bu yaşta burada olmak çok iyi, çok gurur verici bir şey. Takımımızda herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor. Herkes abla kardeş gibi. Yani hiç aramızda sıkıntı yok. Çok iyi bir takım olduk kısa sürede kurulsa da. Hep birlik beraberlik içindeyiz. Teşekkürler.